Danıştay'ın Ayasofya'nın müze olması yönündeki bakanlar kurulu kararını iptal etmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki kararı onayladı. Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi dünyada ses getirirken, Erdoğan Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını açıkladı. Konunun idari ve teknik hazırlıklarıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız da dini yönüyle ilgili çalışmalara hemen başladı. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camii'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar acık olacaktır. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü Cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Yeni bir düzenleme ile Ayasofya'nın ibadete açılıyor olması ülkemizin egemenlik hakkı kullanımından ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur. Bu konuda görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz. Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Danıştay'ın Ayasofya kararına ilişkin ilk tepkiler Rusya ve Yunanistan'dan geldi. Rus Ortodoks Kilisesi, Danıştay'ın kararı iptal etmiş olmasını üzüntüyle karşıladıkları açıklamasını yaptı. Rus Ortodoks Kilisesi'nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi, Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü, dedi. Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise kararın tüm uygar dünyaya karşı açık bir provokasyon olduğu savunuldu. Açıklamada, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı tüm uygar dünyaya karşı açık bir provokasyondur. Türkiye'nin iç işlerine karışma niyetinde değiliz ancak Ayasofya tüm insanlığı ortak anıtıdır denildi. Danıştay'ın Ayasofya kararını dünya basını son dakika olarak duyurdu. Associated Press'in haberinde Ayasofya'nın cami olması kararının Yunanistan'la soruna yol açabileceği ifadesi yer aldı. Reuters haber ajansı acil koduyla geçtiği haberde kararın uluslararası uyarılara karşı alındığına dikkat çekti. İngiliz yayın kuruluşu BBC internet sitesi haberde Türk mahkemesi 6. yüzyılda inşa edilen Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin yolunu açtı ifadesini kullandı. New York Times gazetesi de mimari bir mücevher olarak tanımladığı Ayasofya'nın mahkeme kararıyla müzeden camiye dönüştürülebileceğini yazdı. France 24 harikalar harikası olarak tanımladığı Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önü açıldı dedi. El Cezira News, haberi Ayasofya'nın yeniden camiye dönüşmesinin yolu açıldı başlığıyla duyurdu. NBC News ise İstanbul'un dünyaca ünlü ikonik Ayasofya'sı camiye dönüşüyor ifadelerine yer verildi.